Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit bölgesindeki saldırıda 12 Aralık'ta 9 askerimizi şehit etti biliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne karşı operasyonlarını arttırmış durumda. Şu ana kadar her iki alanda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 74'ü buldu. Haber Global ekibinden Sercan Bilgi ile kameraman İbrahim Bayram Irak sınırındalar. Ayrıca Murat Karataş ve Çağrı Çalışkansa Suriye sınırındalar. Ama önce bir Irak sınırına gidelim. Hemen Sercan'a dönelim. Sercan, Irak'ın kuzeyindeki 9 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyonlar hız kazandı. Şimdi İbrahim Bayram'la birlikte bize son duruma ilişkin neler aktaracaksınız? Aslında o operasyonların ne kadar zor bir coğrafyada, ne kadar kötü hava koşullarında gerçekleştirildiğini şimdi ekranlara getireceğiz. Bulunduğumuz nokta Irak'ın sıfır noktası, artık sınırın sıfır noktasındayız. Hemen öte tarafımız Pençe Kilit Harekat Bölgesi, yani operasyonların devam ettiği bölge. Operasyonlar havadan devam ediyor, ancak orada bulunan üst bölgelerinde ise yine karadan PKK hedeflerinin vurulduğunu sizlerle paylaşmış olalım. 77 terörist şu ana kadar etkisiz hale getirildi. Son verilen rakam bu ve operasyonlar aralıksız devam ediyor. İlerleyen günlerde öldürülen terörist sayısının artmasını bekliyoruz. Çünkü bölgede henüz arama ve tarama faaliyetleri icra edilmiş değil. Çünkü bölgede yoğun bir şekilde yaklaşık 8 gündür aralıksız devam eden bir kar yağışı vardı. Bugün itibariyle bulunduğumuz yerde sınırın sıfır noktasında kar etkisini tamamen yitirdi. Ancak soğuk bir hava var. Yayına başlamadan önce hava sıcaklığının 4 derece, eksi 4 derece olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ara ara bulunduğumuz noktada F-16 savaş uçaklarının seslerini de duyuyoruz, ama coğrafya itibariyle de zor bir coğrafya olduğunu tekrar altını çizelim. İbrahim Bayram ekranlara getirsin ve bizler de detayları sizlerle paylaşmaya devam edelim. Operasyonlar aralıksız devam ediyor ve ekranlara gelen yerlerde ise özellikle bulunduğumuz nokta 2000 rakımlık bir nokta. Yani daha üst taraflara çıktığımızda, yani bu sayı, bu rakım, bu yükseklik 3000'i bulduğunda yine sisle karşı karşıya kalmak mümkün. İşte o noktalarda da, yine İbrahim Bayram'ın ekrana getirdiği yerlerde ise aslında yine üst bölgeler var. Ancak sis nedeniyle gözükmüyor. Dağların öte tarafı artık Pençe Kilit Harekat Bölgesi. Yani burada bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz noktada ara ara jetlerin sesleri duyuluyor. O jetlerin bir sonraki adresi Pençe Kilit Harekat Bölgesi oluyor ki orada bilindiği üzere PKK'nın kampları, inleri, sığınakları, barınakları bu operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Aralıksız devam ediyor bu operasyonlar ve ilerleyen günlerde ise obüslerin devreye girmesini bekliyoruz. Çünkü sabah saatlerinde bazı güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre özellikle Şemdinli, Çukurca taraflarında bulunan üst bölgelerine obüslerin sevk edildiği bilgisini aldık ve ilerleyen günlerde de menzili yaklaşık 40 kilometre olan, yani 40 kilometre ötede bulunan hedefi nokta atışı da vurabilen fırtına obüsler de PKK hedeflerini vuracak ilerleyen günlerde. Onu da belirtelim ki sabah saatlerinde bunun ilk sinyali verildi. Bazı noktalara obüslerin sevk edildiğini söyleyelim. Bulunduğumuz yer şu an oldukça yüksek bir yer. Bölgede çığ riski oldukça yüksek ve birçok noktaya çığ düşmüş durumda. Özellikle askeri üst bölgelerine düne kadar havadan ulaşım sağlanıyordu ve bugün yapılan yoğun çalışmalar sonrasında birçok nokta, birçok askeri üsse giden noktalar yine çalışmalar sonrasında ulaşım sağlandı ve o bölgede yine mühimmat sevkiyatının, personel sevkiyatının da yapıldığının altını çizmiş olalım. Bölgede şu an soğuk ve etkili olan bir rüzgar var ki İbrahim Bayram da ekranlara getirdi. İşte askerler, Mehmetçikler, komandolar, köy korucuları, işte bu tür zorlu arazi ve iklim şartlarında PKK'ya karşı mücadele
mücadele veriyorlar. Yalnız PKK'ya değil, aynı zamanda işte zorlu coğrafyada kötü hava koşullarıyla da mücadele ettiklerinin altını çizmiş olalım. Bulunduğumuz nokta askeri üsse giden bir nokta. Güvenlik nedeniyle konum ve yer belirtmiyoruz. Ama bu noktalarda da yine geniş güvenlik önlemlerinin olduğunu söyleyelim. Çünkü rakımın yüksek olduğu yerlerde özellikle gece saatlerinde sis oldukça etkili. Hal böyle olunca güvenlik güçleri de buradaki hassasiyetleri iki katına çıkmış oluyor. Çünkü sisin çökmesiyle birlikte bölgedeki görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte daha doğrusu hemen dronlar devreye giriyor ve üst bölgelerinin etrafı dronla kontrol edildiğinin altını çizmiş olalım. İbrahim Bayram bölgeyi, coğrafyayı detaylı bir şekilde sizlerle paylaştı. Yine bölgede devam eden operasyonlar var. Şu ana kadar 78 hedef etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar sırasında jetlerin vurduğu yerler arasında özellikle PKK'nın yakıt ikmalinin yapıldığı petrol tesisleri var. Yine PKK'nın kış üstlenmesi, yani yiyecek içecek, kısacası lojistik yerlerine, depolarına yapılan bu operasyonlarla birlikte o yerlerde etkisiz hale getirildi. Daha birçok nokta var. Aslında PKK'lıların saklandığı bazı mağaralara nüfuz edici bombalarla yine hava harekatı düzenlendi ve tahmin edilen öngörülere göre o mağaralarda yine bazı teröristlerin, üst düzey teröristlerin olduğu tahmin ediliyor. Ama tekrar altını çizelim, henüz bölgede arama ve tarama faaliyetleri yapılmış değil ve bu arama ve tarama faaliyetleri sonrasında öldürülen terörist sayısının net rakamı ortaya çıkacak diyelim. Peki. Ve sözü sınırın sıfır noktasından, yani Irak sınırından İstanbul'a bırakalım. Peki Sercan Bilgi ve İbrahim Bayram'a teşekkürler. Kolaylıklar dileyelim. PKK terör örgütünün saldırısının ardından Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar da devam ediyor. Haber Global Güvenlik ve Strateji Muhabiri Murat Karataş ve kameraman Çağrı Çalışkan da Mardin'in Suriye sınırındaki ilçesinin Usaybin'de. Şimdi Murat, bulunduğun noktadaki son durum nedir? Buradaki ayrıntıları da senden öğrenelim. Aslında gün patlama sesleri de başladı ve devam eden saatlerde de ard arda patlamalar birbirini takip etti. Tabii bazı patlamalar bizim görüş açımızda, yani bulunduğumuz noktada noktadan çok rahatlıkla bu patlamaların gerçekleştiği noktaları sonrasında çıkan dumana görebiliyoruz. Ancak bazen sadece çok uzak noktalardan patlama sesleri geliyor. Ancak o bir kısmını da görüntüleme şansımız olmuyor. Şu an kameraman Çağrı Çalışkan bize göstersin. Bakın hemen Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı'da patlamaların gerçekleştiği kent burası. Sabah saatleri itibariyle yoğun patlamalar oldu. Ancak yaklaşık son yarım saattir genel bir sükunetin, sessizliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Patlamalar neden gerçekleşiyor? Tahminler odur ki yine terör örgütüne ait hedefler imha ediliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı mı yoksa Milli Savunma Bakanlığı mı söz konusu harekatları yapanlar? Bununla ilgili açıklama yapılmadan net bir şey söylemek söz konusu olamaz. Ancak bizim tahminimiz SİHA'larla yapılan atışlar olduğu yönünde. Çünkü aralıklarla gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir gözlem, o gözlemin sonunda hedef tespiti, hedef tespitinin sonunda da hedefin imha edilmesi şeklinde bizim buradan aldığımız izlenim bu yönde. Yerel kaynakların teyit edilmemiş, doğrulanmamış verdiği bilgilere göre de terör örgütüne ait bir takım altyapı ve üst yapı tesislerinin vurulduğu gelen bilgiler arasında özellikle enerji santralleri, petrol kuyularının vurulduğu ifade ediliyor. Bu arada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanları Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katılımıyla yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla bir video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Güler bu telekonferans sırasında Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla mağara, barınak ve petrol tesislerinden oluşan, ki az önce sözünü etmiştik petrol tesislerinden oluşan 78 hedefin imha edildiğini, 77 teröristin de etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi Bakan Güler. Bu arada bir önceki açıklama, Milli Savunma Bakanı'nın bir önceki açıklaması dün akşam saatlerinde gelmişti. Saat 22'de gerçekleşen hava harekatına ilişkin Irak'ın kuzeyinde Metine, Hakurk, Gara, Kandil ve Assos bölgeleriyle Suriye kuzeyinde bulunan
ve şu an görüntülerde de izlemekte olduğunuz Kamışlı'nın da aralarında bulunduğu bölgelerde tespit edilen mağara, sığınak, mühimmat, malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 24 hedefin vurulduğu söylenmişti. Az önce toplam rakamı Bakan Güler'in yaptığı açıklamadan aktardık. Cumartesi akşamı 25 hedef, cuma akşamı 29 hedef ve toplamda dün yapılan harekatla birlikte 3 günde toplamda 78 hedef imha edilmiş durumda. Kamışlı aralıklarla patlama oluyor dedik. Hedefler öyle tahmin ediyoruz ki imha ediliyor. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı mı yoksa Milli Savunma Bakanlığı mı bu harekatları gerçekleştiriyor? Güvenlik kaynaklarının ya da Milli Savunma Bakanlığı'nın önümüzdeki saatlerde yapacağı açıklamayla, olası açıklamayla netlik kazanacaktır diye düşünüyoruz. Ancak kesin olan bir şey var ki evet, Kamışlı'da zaman zaman patlamaların gerçekleştiğini görüyoruz. Peki. Murat Karataş'a ve Çağrı Çalışkan'a da aktardıkları detaylar için teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Devam edelim. Milli İstihbarat